Değişti. Herkese merhabalar. Kadıköy Düşünce Platformu'nun bu haftaki toplantısına hoş geldiniz. Kadıköy Düşünce Platformu kendini bütünsel bilimin araştırma merkezi olarak tanımlıyor ve çalışmalarını insan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için bütünsel bilim şiiriyle 29 senedir devam ettirmektedir. 1415. uzaktan 149. toplantımız bu hafta planetoloji, jeoloji ve paleoklimatoloji konusunu işleyeceğiz. Moderatörümüz Mustafa Özcan. Program akışımız 15.40'da başlıyoruz. 16.45'te kapanışla sonlandırıyoruz. Şimdi ben sözü Mustafa Bey'e bırakıyorum. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba hepinize. Kayıt kısmını tabii özellikle merhabayla açmak durumundayız. Çünkü bu kısmı seyredenlerin sayısı çok oluyor. Bizim sayımızdan daha fazla seyretmeye başladılar. İlk başlangıçlarda söyleyeyim. Bizim bu kayıtlarımızı seyredenlerin sayısı bizim katılımımız, yani yüz yüze katılımımızı katılım olanlardan çok daha az idi. Ama zamanla şimdi bunu geçtik. Herhalde Ateşan'ın o video 1000 sayısına doğru gidiyor ki ne zaman erişeceğiz bilemiyorum. İnşallah bir gün 1000 sayısına erişiriz ve de bu bizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Burada nereden bahsediyorum? Tabii ki ben doğru bahsediyorum. Kanal olarak da YouTube kanalındaki arkadaşlar benim haricimde konuşmak durumunda olanlar varsa lütfen kapasın, arka plandan ses geliyor çünkü. Tarık Bey. Evet. Şimdi arkadaşlar bugünkü toplantımızın esası, özü bu üç konuydu. Üç konuya niye, o üç tane bilim dalını niye zikrettik? Bir tanesi biliyorsunuz planetoloji dediğimiz gezegen bilim denilen bir bilim dalı. Diğer bir tanesi jeoloji ki dünya gezegenini anlatan bir bilim dalı. Diğer bir tanesi de paleoklimatoloji dediğimiz tarihsel olarak dünyadaki coğrafi iklimin uzun vadeli hava durumunun bir uzun vadeli ortalama bir hava durumu anlamına geliyor. Uzun vadede binlerce, on binlerce, milyonlarca yılı kapsıyor anlamında bunu konuşuyoruz. O durumun bilim dalı idi. Ve niye bu üçünü söyledik? Çünkü şimdiye kadar özellikle üzerinde durduğumuz trimester olan birinci trimesterin içerisinde büyük tarih konusunu işliyoruz ve büyük tarihte de 8 tane eşik vardı, 8 tane alt bölüm vardı. O eşiklerle geçişi bir karmaşıklık geçişi olarak kabul etmişlerdi. Ne de büyük tarihte o karmaşıklık geçişlerinin birinci tamamladık diye düşünüyorum. O da neydi? Madde meselesiydi. Madde meselesini ama biz astrofiziksel veya astronomik olarak tamamladık. Dünya üzerindeki olguları daha tamamlayamamış idik. Şimdi dünya ile ilgili bir eşiği daha tamamlamış olalım. Ama bana sorarsanız Big History dediğimiz bu yaklaşımda bir eşik sayısı ve anlatım biçimi Kadıköy Düşünce Platformu'nun tam istediği şeklinde bir bölümlendirme değil. Bizim bölümlendirmemiz daha çok Greg Hendricks'in psikolojik yaklaşımla dünyadaki durumu irdelediği ve sadece 4 tane eşik tanımladığı olandır diye düşündüğüm için bugün ondan ağırlıklı olarak bahsedeceğim ve ondan sonra da dünyanın durumuyla ilgili bu 3 tane bilim dalında neler anlatılıyor, neler vardır diye onlardan kısaca bahsettikten sonra İnsanoğlunun 21. yüzyıldaki 4 evreli büyük metakriziyle birlikte tartışmayı, formu başka bir alana çekmek istiyorum.
Bunu şimdiden iletmiş olmak için de bunu ifade edeyim dedim. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki kozmosun veya evrenin çok genel olarak irdelenmesi için ilkin bir maddenin oluşması lazım. O maddeden de bir yaşamın oluşması lazım. O yaşamdan da bir zihnin oluşması lazım. O zihinden de tabii ki 21. yüzyılın bugün de olmasa bile neredeyse 11 yıllık bir kültür olarak düşündüğümüz tarım kültürü ve onun devamındaki sanayi kültürü ve de enformasyon kültürü dediğimiz bir kültürel boyut kazandığımızı biliyoruz insan olarak. Ama Greg Hendrix'in ismini koyduğu ve büyük patlamadan itibaren ortaya çıkan dört kozmik boyutu holistik, fizişik, meta bir kuramla ifade ettiği durumu hepimiz öğrenmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu durumun ilk ifadesi biliyorsunuz kendisi psikolojik bir boyutla olaylara bakıyor. O psikolojik boyutta da 13.7 veya 13.8 milyar yıllık bir süreç içerisindeki oluşumları tanımlıyor. Buna da bilgi dizgesi ağacı diye bir isim koymuş. İngilizcesi işte, Knowledge of Tree, Knowledge Tree of System veyahut da onu bir şekilde ifade etmek kolaydır diye düşünüyorum. Bilgi ağacı kavramı sadece şey tarafından, Greg Hendrix tarafından kullanılan bir şey değil. Bilgi ağacı kavramı çok kişi tarafından kullanılmıştır. Bilgi teorisi açısından konular ele alındığında ona girmek istemiyorum. Bakılabilir. İnternete girip de özellikle de Wikipedia içerisinden pek çok bu konuda bunun bir şekilde temel alıp konuşma yapan veya teori geliştirmeye çalışan kişiler bulmak mümkün. Dür diye onu kısaca keseyim. Şimdi bilgi dizgesi ağacı Theory of Knowledge System dediğimiz top diye böyle tanımlanan bu kısım neyi ifade ediyor onu biraz anlatmak istiyorum. Şimdi düşüncesine göre diyor ki nasıl ki şimdi o demiyor ama ben onu nasıl demek istediğini bizim standart olarak Big History çerçevesinde öğrendiklerimizle ilgili olarak biraz açıklamak istiyorum. Diyor ki iki madde oluşmuştur evrende, kozmosda. O maddenin oluşması 13.8 milyar yıldan ta ki dünyanın bir bakıma yaşam bakımından bir örnek gezegen olarak oluşmasına geçen madde kadar olan vakit nedir? Yaklaşık olarak zamanın üçte biri. Şu anda evrende geçen zamanın üçte biri. İki, nedir bu? 13.8 milyar yıldan onu bölerseniz yaklaşık olarak 4.5 milyar yıllık bir dönem önce ne başlıyor? Dünyadaki yaşamla ilişkili dünyanın oluşumu başlıyor ve 4 milyar yıl önce de ilk yaşamın izleri dünyada görülmeye başlanıyor. Şimdi buradan hareketle şunu diyor. Ama esas yaşam insanın şu anda dünyaya da geldiği nokta bakımından pek öyle önemli bir olay gözükmüyor. Çünkü insanın yapabildiklerine bakıldığı zaman antropojenik yapılar neredeyse şimdi dünyadaki gezegeni değiştirebilecek güce geldiğine göre ki antroposen diyoruz buna. Yani insanın çağı, insanın gezegeninin jeolojisini değiştirdiği bir çağ olarak gördüğümüz bir çağa girmiş bulunuyoruz. O diyor ki o zaman biz insanı daha geniş bir şekilde, daha bir kısa zaman içerisinde olmuş olsa bile bilginin karmaşıklığın artışına en çok katkı yapan evrensel bir boyut veya öge olarak görmemiz gerekir diye düşünüyor. Ve yaşamdan sonra insanın oluşumunu
özellikle vurgulamak üzere bir zihin kavramını ortaya atıyor. Bir insan tabii ki yaşayan bir varlıktır. Ama zihin denilen varlığın çok ön planda olması dünyada gerçekten de insanın bu konuya şekilde dahil olmasıyla ortaya çıktığını kabul ediyor. Böylece daha sonra da modernite ile birlikte de bir kültürün veyahut da ondan önce tarımla birlikte ortaya çıkan bir o zaman ona tarımın ortaya çıkmasıyla birlikte dediğimize göre kültürün onu da bir bakıma uygarlık açısından tanımlamamız gerekiyor. Bu uygarlık açısından tanımlanan bilgiyle de birlikte ağacın dört değişik aşaması veyahut da dört eşiği veyahut da dört karmaşık durumu içerisindeki konik evrimleşmeleri birer teoriyle açıklıyor. Ve o teorilere dayanaraktan da Greg Hendricks bilgi dizgesi ağacını tanımlamış oluyor. Bunu daha önce de konuştuk, ben e-mail olarak herkese de gönderdim baksınlar diye, ama muhtemeldir ki bakılmadı konusunda işte belki 2-3 arkadaşımız bakmıştır diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi bunu kısaca verdikten sonra başka bir boyutla olaylara bakalım istiyorum. O boyutla insanoğlunun 20. yüzyıldaki 4 bedeli büyük meta krizi. Bunu niye meta krizi olarak tanımlıyor Greg Hendricks? Onu da söyleyeyim. Çünkü diyor ki şimdiye kadar yapılanlar içerisinde insanoğlunun evrimin içerisinde dünyanın evriminin ki Gaia şeklinde dünyayı düşünme olarak da kabul edebiliriz. Kendisi bunu detaylı olarak zikretmiş olabilir ama ben oradan dediğim gibi şeylerden kaçınıyor. Başkalarının kullandığı terminolojiden. Böylece sanki kendisinin yepyeni bir şeyler söylüyormuş gibi bir hissini de vermek istiyor. Bu dikkatimi çekti. Mesela holistik lafını kullanmıyor ki holizmle ilgili başka birine referans edip onun o konu içerisinde öneminin artmasını istemiyor. Aynı şekilde mesela gayet lafını kullanmıyor ama dünyayı yaşayan bir varlıkmış gibi anlatmasa bile ondan onu hissediyorsunuz. Çünkü koyduğu tariflere bakarsanız canlılığın ortaya çıkışıdır. Dünyadaki mesela şeyle birlikte başlıyorlar. Andrian dönemle birlikte dünyadaki durumun nasıl evrildiğini, canlılığın nasıl evrildiğini ve dünyanın nasıl bir canlı varlık gibi hareket edebileceği konusunda bayağı böyle değinmeleri oluyor ama hiçbir zaman bir gaye lafını da etmiyor. Evet, daha sonra şimdi bu dörtlüyü sayalım da rahatlayalım. Bunları da ikiye ayırmak lazım. Ben buradan kendisiyle ilişkili olarak verilen sözcüklerden hareketle bir tanımlama yaptım. O tanımlamaya göre 21. yüzyıldaki dört ödeli ama diyalektik ikili olan krizler var. Bu krizlerin isimlerini şöyle, iki tanesi yapaydır bunlardan. Ona bir tanesine tekno çevresel kriz deniyor ki bu şu anlama geliyor. İnsanın ürettiği sanayiyle birlikte çevrenin bir sefer kaçınılmaz olarak kirlenmesi ve çevredeki değişik bir antroposene doğru giden bir olguyla karşı karşıyayız. Onu belirtiyor burada. Diğeri ise dijital küresel kriz deniyor. Ki bu enformasyon krizi anlamına geliyor ki nedir bu işte? Bir bakıma bilgisayar ve iletişim ve de bilişim teknolojilerin egemenliği sonucunda dünyada kontrol edilemeyecek kadar hatta onu da aşan yapay zeka ve onun olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalacak bir dünya var. Bunu da kriz olarak görüyor. Bu ikisi araçsallık diyebileceğimiz bir kategoride toplayabiliriz. Araçsallık burada teknolojinin devreye girmesi, bir enstrüman, bir araç kullanması insan anlamına gelen bir sözcük. Aynı zamanda tabii insanın
zekasının bir yapay araç kullanımıyla ilişkili olarak ortaya koyduğu yetkinliklerin sonucunda bir durum anlamında kullanıyorum. Diğer bir tane ikisi ise doğal olanlar diyebileceğiz ki buna insanın kendisini doğal bir varlık olarak belirtmek gerekir. Nedir bu? Mesela insanın anlama gücü. Bu bizim biyolojik temelimizden geldiği için bunu doğal olarak söyleyebiliriz. Başka nedir? Zihinsel beceri kaybıdır. Ki mesela son zamanlarda rahatlıkla görüyoruz. IQ zekası failinde veya da zeka gücümüzde dünyada bizde olmasa bile pek çok ülkede bir gerileme tespit edilmiş durumdadır. İşte bu ikisi de insanın doğal bir varlık olarak krizin içinde olduğunu ifadeleri olmuş oluyor. Böylece doğal ve araçsal veya yapay veya da doğal dediğimiz dört tane kriz, metakriz diyorlar. Büyük metakriz tanımını kullanıyor. Bu krizlerin etkilerinden kurtulabilmek için de farklı bir düşünce biçimi, farklı bir psikolojinin ortaya konulmasını söylüyor ki onun biraz daha ötesinde, psikolojinin ötesinde düşünce biçiminin de farklılaşması gerektiğini söyleyecektir ama oraya girizgah yapmıyor, daha orada duruyor. Son kitabını okumadım ben. Bir önceki kitabındaki hususları ifade ediyorum. Bir önceki kitabını isterseniz göstereyim. Onu bir dakika. Bir önceki kitabı şu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Okunuyor. A New Unified Theory of Psychology diye. Bu kitap oldukça da kalın. Valla yani sayfa itibariyle böyle sayfasına da bakalım. 300 sayfaya yakın, 290 sayfalık bir kitap. Ben bunu değişik zamanlarda karıştırdım, okudum, bir daha baktım, bir daha okudum, bir daha aldım, tarihte oldukça eski. 2019 Cadde Bostan'da o zamanlar evet, 2019'un hatta başı gibi bir, evet, ortasında 2019'da 2023'ün ortasına geldiğimize göre 4 yıl önce aldığımız bir kitap. O zamanları daha eskimiş bir kitap. Evet, baktığımız zaman da yeni kitabı muhtemelen çok daha farklı anlatılarda donatılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi bu çerçeve içerisinde biz tabii ki ne epistolinin tam şeyinde ne diyelim izinden ne de direkt Henrichs'in tam izinden gitmek zorunda değiliz. Hatta bizim bakış açımızdan olayları daha bir üst düzeyde, daha bir geniş bakışla irdelememiz mümkündür. O nedenle bu noktadan sonra ben biraz Rekens'in dışında bilime nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum ki bizim Kadıköy Düşünce Platformu'nda evren ve giderekten onun basitlikten karmaşıklığa doğru evrilen sürecin içerisinde esas olarak bu durumu bilim anlayışı temelinde bakıldığında karmaşıklaşmanın ilk ana eşiğinin dikotomik bir olaraktan nasıl ortaya konulacağını konusunda bir değerlendirme, bir model ifade etmek istiyorum. Onu da aktarmış olayım ki bu model daha öbür üstüne biri 8'li eşik, diğeri 4'lü eşik. Bizim modelimizde de eşikler 3 tane. Ve de sadece zihin ağırlıklı olarak bir bilim temelinde 3 tane eşikten veya da 3 tane ögeden 2 tane eşikten bahsediyoruz. Onlardan bir tanesi sistem bilim ve lojistik bilim açısından bir ikiliği temel almamız gerekiyor bilimleri yürütürken.
Bu bilim felsefesi açısından olaya nasıl bakmamız gerektiğiyle ilgili. Biz niye? Çünkü holistik bilim denilen bir bilimin ortaya çıkarabilmek için 30 yıldır gayret sarf ediyoruz. 29 yıl Mayıs ayında dolacak. 30 yıl, pardon 29 yıl öyle ya. 1993 müydü Ateşen geldiğimiz? 93'te gelmiştik ben, değil mi? 93, 2020, 30 yıl dolacak. 29'u doldurmuştuk. 30 yıl Mayıs ayında, Mart mıydı, Mayıs mıydı? Ne bileyim Mustafa ya, Mart mıydı? Ya Mart'tı ya Mayıs'tı ya, Ateşen Allah aşkına biraz tarihe bak. Ben de yani. Ya Mart ya Mayıs'tı, şeyde başlamıştım çalışmaya. Dünya Gazetesi'nde çalışıyordum değil mi? İlk orada başladım, tam o tarihlerde. Neyse. Şimdi baktığımız zaman mantık ve sistemi bir karşılıklı bir, ne diyelim öge olarak görüyoruz ama bunlar dikotomik olsun bu ögeler. Yani birbirine karşılıklı içerisinde mantık ve sistemin karşılıklı nasıl olabilir? Karşılıklı onu kısaca anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz sistem, her şeye sistem demek mümkündür. Sadece girdisi ve çıktısı olacak ve içerisinde bir işlem olacak ve sınırları olacak. Yani ögelerden girdi çıktığı ortak öge olarak görürsek bir de sınırları olduğunu ve de bir hareket ettiğini. O zaman da şöyle söyleyelim, yani en genel olarak unutmayalım ki değişmeyen tek şey değişimdir evrende. Bu ülke çerçevesinde sistem, her şey sistem. Bir şey hiç değişmiyorsa ve de girdisi de çıktısı da ve de sınırları yoksa o zaman sistem dışına çıkıyor. Ama evrende bütün en büyük sistem olarak görmek mümkün. Tabii en büyük sistem olarak gördüğümüz zaman ne diyeceğiz evren için? Kaçınılmaz olarak entropik bir yaşlanma söz konusu veyahut da eskime veyahut da bozulma veyahut da başka bir değişiklik. Zamanın ruhu kaçınılmaz olarak da şeye doğru atlıyor, karmaşıklığa doğru atlıyor. Ne kadar çok karmaşık olursa evren kaçınılmaz olarak en sonunda o karmaşıklıkta bütün iç dinamiğini kaybedecek. Böyle meşhur şeyin üçüncü Hermodinamiğin üçüncü yasası uyarınca sıfırıncı sıfıra erişilmez dediğimiz şeyde en sonunda da sıfır noktası olan bir donma noktasına geleceğiz. Buna da ısıl ölüm deniyor evren için. Mesela o düşünebileceğimiz en büyük sistemi ifade ediyor. Bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz evren. Mantıksa bizim buna mukabil günlük hayatta dahil her yerde sistem içerisinde düşünme kabiliyetimizin bir parçası. Yani biri evrenin, fiziki dünyanın, diğeri de insan zihninin bir parçası olarak böyle bir diyalektik ikili yaratmış oluyoruz zaten. Başka neler vardır? Evrenin kendisi içinde bir psikolojide olduğu gibi bir akışın, bir tarihsel bir olduğunu biliyoruz. Ama insanın da kendisinin bir tarihsel akışı var. Böylece zihnin gene ve de maddenin bunun karşılıklı içerisinde böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir üçüncüsü de holistik olaraktan karmaşıklaşan bu dünyaya karşılık onu bir şekilde çözülmeyebilecek ve onu anlaşılır kılmak üzere kullanabileceğimiz kompleks bilimine karşılık bir holistik bilimde ifade edebiliriz. Bu şekilde bizim de bir güçlü ve iki aşamalı. Birinci aşama sistem ve sistem şeye geçiş, kozmoloji ve de insanın tarih bilimine geçiş aşaması ki bunun bilimine geçiş anlamına oluyor. Daha sonra da karmaşık bir dünya yapısının veyahut da sosyal yapının veyahut da çokluk yapısının ne kadar bir karmaşık olsa o kadar çokluk da işin içerisinde var anlamına gelen bir durum. Oraya bir geçiş. Biz de iki tane aşama koyuyoruz. Yani iki tane eşit koymuş oluyoruz. Evet. Şimdi daha bir genel
gençliğe konuyu girmek istiyorum. Çünkü yarım saati doldurmuş olacağım. Ondan sonra zaten tartışma, ortak tartışma kısmına geçiş yapmak istiyorum. Onlardan son söyleyeceğim şeyleri biz üreten riski daha fazla önemseyelim. Yoksa benim durumumu onu bilemediğim için üreten riski bir daha daha hatırlatmak ve onu daha basitleştirmek için veyahut da onu nasıl ele alabileceği şeklindeki yaklaşımda neler söylenebilir onu ifade edeyim istiyorum. Onu da üçe indirelim diye düşündüm. Breken riski görüşlerinden kaynaklanıp tarafımca oluşturulmuş psikolojide büyük sorun modeli diye bir model ortaya çıktığını istediğim için ve de onun üzerine tartışabilirim istediğim için 3 adet ilaçlandırılmış cinsellik sorusu var burada. Psikolojik incelemedeki öncelikler açısından baktığımız zaman belli konuları ele alışımızda hangisi öndedir veya hangisi önemlidir sorularını burada sormak istiyoruz. Bu sorularda da incelemede koyabileceğimiz öncelikler var. Mesela incelemede hayvanları mı, insanları mı öne koyalım? Çünkü insanın psikolojisi içerisinden baktığımız zaman etoloji dediğimiz hayvan psikolojisini de içine alan bir durum var. Hayvan psikolojisi biz ona etoloji diyoruz. Davranış bilimi, hayvan davranış bilimi. İnsan davranış biliminde tabii psikoloji diyoruz. Başka bir boyutta insan için hissediş mi önemlidir, davranış mı daha önemlidir? Burada hangisini önceleyeceğiz veya da hangisini önceden inceleyeceğiz? O da bir soru. Başka bir soru da bilişsellik mi ki buradaki bilişsellik belli ki doğrudan bilgisayarların bile ürettiği şey ama insanın ürettiği şey de zihinsellik olmuş oluyor. Zihinsellik ve bilişselliği buradan ayırarak aynen böyle bir ikili durumla psikolojinin en temel sorunsalı olan konuları ele alış önceliğinden hangisini öngörülmemiz gerektiğini o soruyu tartışma içinde ortaya koymak istedim. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Yani 10 saate yakın bir anlatımda bulundum. 25 dakika oldu. Şimdi konuşmak isteyen veya katkı sağlamak isteyen arkadaşlarımdan kendilerini aktarmalarını rica edelim. Yani soru sormalarını rica edelim. Ateşen, evet, seninle başlayalım. Buyurun. Teşekkür ederim Mustafa. Şimdi bu Greg Henrich'in büyük tarihi işte dört kademede psikolojiye kadar getiriyor. İşte bu süreçlerde işte Big Bang'den başlıyor, sonra maddeye, ondan sonra canlılığa derken de zihin ve işte psikolojiye kadar getiriyor. Onu da kültüre bağlıyor. Ama burada bu geçişlerde biraz daha derinlik olabilir gibi bir şey geldi aklıma. Şöyle ki mesela canlılıktan da psikolojiye geçerken aslında anladığım kadarıyla Greg Henrich bu geçişte ağırlıklı olarak mesela ekonomiyi bile alıyor. Ekonomide işte behavioral, davranışsal finans falan diye o tür şeylere falan giriyor. Ama aslında kognitif çalışmalar yani bilişsel çalışmalar ki bu yüzyılın yeni bilimi çok daha derin. İşi sadece bir davranış meselesi değil ama kökünden bilinci anlamaya çalışan bir yaklaşımla çok daha karmaşık bir hale geldi. Buralara hiç değinmemiş gördüğüm kadarıyla. Bir de bilinç tarafı, yani işin bilince gelindiğinde bilinç tamamen eksik gibi görüyorum. Yani koca tarihinde yahut büyük tarihinde. Burada herhalde yeni bir paradigma olan sistem düşüncesi paradigmasını tam olarak
kullanmamış anlamına bir şey söylemek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz sistem düşüncesi yahut yeni bilim artık tamamen sentetik yahut tümden gelimle anlaşılmaya çalışılıyor. Yani bizim dünyayı anlamamız duragan değil de değişimle birlikte bir sistem içinde değerlendirilirse bu bize daha holistik, zorunlu holistik ve de anlaşılır bir yöntem çiziyor. Bu anlamda Greg Hendricks herhalde yeni bilime, karmaşıklığa ya da yeni sistem ve düşünce paradigmasına biraz daha eğilmesi lazım gibi aklıma geldi. Kolaylık anlamına söylemiyorum da bir değerlendirme anlamına. Evet, teşekkür ederim. Vallahi katılıyorum. Katılıyorum. Kavramsal eksiklikler var anlattıklarımda. Gerçi mesela onun holistik bakış kavramı veya görüngesi eksik. Bir, karmaşıklık konusu eksik. İki, o öyle bir kavram hiç olmamış, konuşulmamış ama pek çok teoriden bahsediyor. Üç tane, dört tane teori, onları sayabiliriz. Şimdi kafa karıştırmasın diye saymıyorum. Arada geçişleri veren teoriler koymuş. Fakat teorilerden ziyade kendisinin bir model. O teoriler nasıl birleşir? Teorilerin birleşmesi için mantıksal süreç yok. Yani bilim mantığını kullanmamış. Mantıksal süreç et. Ben daha fazlasını ekleyeyim yani. Daha fazla da eklerim de vazgeçtim artık. Kadıköy Düşünce Platformu'na katılıp biraz öğrenmesi gerekir diye düşünüyorum. Katılıyorum. Hiç öyle korkun olmasın. Evet, Zaten Atilla. Atilla'dan da birilerini kritik etmek için bayılıyorsun. Nasıl yem verdim sana? evet. Atilla'dan bir şeyler söylesin. Diyorum ki sen zaten böyle birçok adamı çok yerli ya da haklı olarak kritiğini yapıyorsun. Ben de biraz böyle sana zemin hazırladım ki Henry Grek'e sataşasın diye hemen atladın. Onu diyorum. Evet, yani sen kendi cesaretini göstermiyor musun Ateşancığım? Ben de Yok, gösterdim. benim gördüklerimi söyledim. Sen de teyit ettin. Güzel işte. Evet, Ateşancığım. Şimdi yani şimdi bu konu derin bir konu ve bu konuları bir kere değerlendirmesi için bir kere yani bilimde yapılacak şeylerden bir tanesi nesneleştirme. Şimdi bilimde şey kısmı yani evrenin birinci kısmında yaratılış vesaire falan onlar fiziksel kısımlar. Şimdi iyi kötü artık onları bir kısmını anlayabilir, değerlendirebilir hale geldi. Sonra arkasından canlılık geldi. Biz daha hala canlılık konusunda ondan sonra daha tam çözülmüş değil. Ve bunların oradan da gelip insan faktörüne geçiyoruz. İnsana geçtiğimiz zaman insanı bizim değerlendirmemiz için ilk önce davranışlardan çözümlemeye gitmemiz lazım. Yani nasıl bir davranış? Peki bu davranışlardan da genelleme yapabilecek miyiz? O işte oldukça zor bir şey. Ve dolayısıyla Greg Hendricks'in bu çalışmalarında ben biraz ondan sonra görüyorum açıkçası. Daha çok alınacak yol var. Çünkü bunları bir şey halde birleştirip ondan sonra sistem halinde bir yapısal ve işlevsel bir sorgulamaya tabi tutabilmek için bütün bunların hepsinin bir arada değerlendirmesi. Şimdi iş karmaşıklığı kısmına giriyoruz. Ama karmaşıklık için ilk önce biz elimizdeki verilerin doğru değerlendirmesini ve ondan sonra yapıp da bir algoritma kuracak durumda değiliz açıkçası. Yani bir mantıksal sorgulamaya kalktığımız zaman nasıl bu sorgulamayı yapacağız? Neresinden tutacağız? Yani açıkçası mesela ben insanın dünyaya şeye, evrene etkisini de bir kere bütün yapıp etmeleriyle evreni veya dünyayı değiştirdiğini düşünüyorum. Ve bunların hepsinin bir faktöriyel bir şeysi var, etkileri var. Biz
onları bile daha doğru olarak sonuçlandırıp ondan sonra şey yapamıyoruz. Yani mesela klimatolojide insan faktörünün etkisi ne kadar? Biz daha onları şey yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bana kalırsa buradaki verilerimiz çok eksik ve bunları derleyip toplayacak bir, yani senin söylediğin gibi holistik bir değerlendirmeye yapabilmek için daha çok kat edecek yol olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Evet, katılıyorum. Tabii ki yani katılmamak mümkün değil. Yani mümkün olan tarafı şu. Veriler her zaman son derece önemli girdilerdir. Veriler olmadan bir şey yapmak mümkün değil. Ama veriden enformasyona, enformasyondan bilgiye, bilgiden biraz daha onun ötesi şeyde kullanılan bilişim teknolojilerinde kullanılan bir sözcük olarak da algoritmalara, yani evet, özel algoritmalara anlamına söylüyorum. Algoritma çünkü matematikten alınmıştır ama bilginin de biraz daha ötesinde algoritma kavramına gelmiştir. Algoritmalardan da yapay zekanın kullandığı o bütünsel yapılara kadar. Yani bir resmin bütününü anlamak bilmem ne, onlara ne işin koyacaklar bilmiyorum, vardır. Şey burada olmayınca soramıyorum şimdi. Seyahatçı olarak onu sorabiliriz, öğreniriz. Yani algoritmaların birbiri arasındaki ilişkilerin o tür bir nesnel yapıya ne deniyor seyahat teknolojisinde. Oraya kadar geçiş yapması lazım. Yani nedir bu? Birinci etapta veri var. İkinci etapta enformasyon var. İkinci etapta bilgi var. Dördüncü etapta algoritma var. Beşinci etapta da işte bu aglomerizasyon var. Yani birleştirip kodları birbirleriyle ilişkilendirme meselesi ki bu giderekten işte teoriler arası, kuramlar arası veya itafetler arası ortak bir sonuca varmak anlamına geliyor. Ve ondan sonrasında da ki altıncı etapta ilkeler çıkarılabilir. Benim bahsettiğim muhtemelen ama ilkeler seviyesi. Ama ilkeleri hiçbir zaman bilgisayarlar çıkaramaz. Onu da söylemiş olayım. İlkeleri maalesef insanlar yapabilir sadece. İlkeleri yapmak için de bilgiler lazım bize. Dünyada bilgiler azalıyor, o çok kötü. Dünyadaki, yani hatırlıyorsun, ben anlatırken özellikle vurgulamak istediğim bir nokta vardı. O vurgulamak istediğim ikinci aşamadaki bilişsellikle zihinsellik arasında. Bilişimi siz yapay zekaya yapabilirsiniz, bilişsellik onunla olabilir ama zihinsellik onun üzerindedir ve o olmadan gerçek anlamda yaratıcılık zayıftır. O yaratıcılığı da ortaya koyamazsanız insanlık bir noktadan sonra duracaktır. O tehlikeyi sezinlemek, ona göre hareket etmek lazım. Ki bu sus muhtemelen de şimdi çok tartışılan bir şey. Zihinsellikle işte beceri kaybısı var insanın. Zihinsellikle zekada da kaybı olduğunu görüyoruz. Bunun yapay zeka kullanımının veya da bilgisayar kullanımının buna çok tesir ettiğine inanıyorum. 100 yıl ölçülen yapay zekada ilkin batı ülkelerinde bir gerilemenin de tespit edildiği ortaya çıkmıştı. O bakımdan tehlike çanlarını görmemiz ve konuyla ilişkili olarak da tedbirler almamız gerekecek. Ama bunu bilgisayar üzerinden, matematik üzerinden, dijitalizasyon üzerinden yapmamız mümkün değil. Hatta bunu kuantum bilgisayarla bile yapamayız. İnsan beyninin gücü kuantum bilgisayarında görmüyordur. Niye? Çünkü yaratıcılığı ve hatalar üzerinden kendisi düzeltme kabiliyeti kendi kendine vardır. Bu bilgisayar sistemlerinde yoktur. Hepsini tekrar bozup yepyeni bilgisayar yaratmak lazım ki ancak o zaman bir ilerleme kaydedesin. Evet arkadaşlar, Yavuz Bey buyurun. Hocam, home diye ev diye bir belgesel göndermişsiniz. Evet. Sonuna kadar not alarak takip ettim doğrusu. Onun bana verdiği, biz insanlıkta bu yaşamda tarımın keşfedilmesi büyük bir olay. Önemli bir nokta. Ama bu sanayileşmenin getirmiş olduğu da
Toprağı da bir taraftan öldürüyoruz. Sonuçta oraya geliyor ve elimizde ne kaldı? Buna bakalım diyor. Sonuçta buraya geliyor. Bunu koruyabilmenin becerisi içinde olacak mıyız, olamayacak mıyız? Bu ikilem karşılıklı bir diyalektik midir? Bu bir denge midir? Bilmiyorum. Elinizde kalanı muhafaza edebilmek. Toprağı kapitalizmin belası ya. Evet. Şimdi evet. Oğuz Bey, o çok güzel bir değerlendirme videosudur. Avrupa'daki büyük şeyler eşlik etmiştir. Onun yönetmeni de gerçekten son dönemde değerli bir belgeselcidir. Fotoğrafçılıktan hareketle oraya gelmiş. Çeşitli de çok güzel. 21. Şimdi mi? Evet. Türkçesi de çok güzel Mustafa. Evet. Evet. Ama şunu unutmayalım ki sadece ve sadece çevreyle ilgili böyle bir olumsuzluğa geldik diye çevreyi olağanüstü bir baskı aracı olarak görmüyoruz. İnsan zihni. Ben buradan da en sonunda zaten o da öyle söylüyor ya. Çıkış var. Yani çözüm var anlamına, gayret ettiğimiz anlamına. En sondaki o tekerle sürekli olarak bunu bazlı bir gecikme olmadığıyla ilişkili ifadeleri ön plana çıkarıp söylüyorlar. O kısmı biz benimsememiz lazım. Yoksa öbür kısımlar çok karamsar. Gerçekten başlangıç tabii ki doğrudan doğruya evrenin oluşumu, dünyanın oluşumu bir 10 dakikalık, 15 dakikalık onunla baktı. Daha sonra işte yavaş yavaş insanın olaya müdahalesiyle antroposenin getirdiği olumsuzlukları anlatıyor ki ben onu o verilirken hep onları gördüm ve Atilla aklıma geldi. Siz o sürekli istiyorsunuz. Evet. Türkler tarafını iyi görüyor. O yerin çok güzel. Bardağın boş tarafını yakalama bakımından üstadımız sayılır. Evet. Ben iyimser en sonunu hep dinlerekten toplantımızın çerçevesini hazırlamak istedim. Ama Yavuz Bey size çok yararlı olduğunu tahmin de ettim zaten. Ne güzel oradan bir şeyler çıkaracaksınız. Evet. Aslında ben de 1,5 saat seyrettim Mustafa. Çok güzel bir dokümenter ama petrolle birlikte artık kapitalizmin devreye girmesi ve dünyanın İşte antroposen rezaleti hepsi ortaya çıkıyor. Yani sistem problemi aslında. Evet. Dünyada problem yok. Savurganlık ve sorumluluğu almadığımız sürece karamsar bir tablo çiziyor aslında. Her şey geçmedi daha deniyor ama işte bunu becerebilirsek, bir sorumluluk alırsak veyahut da savurganlıktan kendimizi çekebilirsek ne ala. Yoksa gidiş çok kötü bu kesin. Vallahi küresel ısınma biraz daha artsın. O New York sahillerini birkaç metre yükseldiğindeki felaketle evet. Devreye girip bir şeyler yapmaya çalışırlar. Evet. Evet. Son bir gelişme olarak bir şey anlatayım da. Çalışmalarda, Batı şu anda çalışmalarında 50 derece dış sıcaklık nedeniyle insanların yaşamsal olaraktan ile daha öteye gidemeyecekleri bir dünyanın varlığı söz konusu olabilecek diye düşünülüyor. Bunun için de Türkiye'deki Kapadokya'yı İngilizler ve Amerikalılar örnek alıp orada insanlar nasıl yaşamış mağaraların içerisinde. Çünkü mağaralar gerçekten de gerekli olan serinliği veriyorlar. Ben biliyorum oraya şeyleri bile söyleyeyim şunu. Portakalı, mandalinaya meyveleri bile koyup bir yıl, iki yıl orada tutabilme imkanlarını yaratmışlar bizim ülkemizde ki insanlar da orada şerki, sıcaklığı veya soğukluğun hiçbir etkisi olmadan çok güzel yaşıyorlardı. O bakımdan Batı şimdi dağların içerisinde bu tür şeyler, evler yaparaktan nasıl yaşarızı incelemeye başlamış. Figen'le o konularda YouTube falan yapıyor. Göbekli Tepe'de çok araştırması var onun. O buradaydı ama az önce gitti galiba. Yoksa anlatırdı bir şeyler. Figen'i ben de gördüm de. Figen gitti gerçekten. Niye gitti anlamadım. Yoksa güzel şeyler anlatırdı yani. Neyse. Bir dakika. Hocam bu arada Katar'ın halini anlatıyor.
bir metrekare toprağı olmamasına rağmen tarımdaki etkinliğini anlatıyor. Dolayısıyla bu ekonomik tetikçinin savaşları diye bir kitaptaki sahne burada var. İnsanları veya ülkeleri ekonomik açıdan batışa zorlamanın bilerek veya bilmeyerek anlatımı orada sanki bir örnek olarak da gösteriliyor. Evet. Hocam, üç ciltte kitap, evet. Belli bölgeler aynı şeyi yapmak zorundaymış gibi. Yani aynı tür bir uygarlık anlayışını vurguluyor. Mesela ille orada tarım yapacak. Aynı tarım. Ya senin orada tarım olmaz ki birader. Ne olacak yani? Niye uğraşıyorsun? Yazık değil mi? Bak şeydeki tarıma bakarsak, Suudi Arabistan'daki o Cidde ve çevresindeki yuvarlak yuvarlak şeylerle sonunda yeraltı suyunu tüketmişler ve hepsi kurumaya başladı. Aynı şey mesela bakıyorum kibutslarda, İsrail'de de aynı hatalar oluyor. Aslında daha iyi anlatıyorum. Şimdi oraya girmek istemiyorum. Çünkü olumsuzluklara geçtim. Ama Atilla şimdi 50 tane sayacak, daha da karamsar bir dünyaya varacak. Onun için çok fazla atmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, söz isteyen el kaldıran olmadığına göre Cemal Bey'e ben söz veriyorum. Buyurun Cemal Bey. Valla Mustafa Bey, teşekkür ederim de ben tabii bu Greg Hendricks'in kitabı hakkında detaylı bir bilgi sahibi olmadan sadece anlattıklarınızda bir şey yapamayacağım, görüş beyan edemeyeceğim ama yani bilme teorisinden bahsediyor anladığım kadarıyla. Theory of knowledge, bilim teorisi de bilme. Efendim? Bilgi ağacı yani bilme kuramı. Dolayısıyla onun o kuramıyla ilgili tabii okumak lazım. Çünkü netice itibariyle kendisi bir psikolog ve bu yayınları da Journal of Psychology'de yayınlanıyor. O bakımdan ona bugünkü anlattığınız, ilettiğiniz bilgi kadarıyla bir cevap veremiyorum. Ama çalışmak lazım. Bir de dediğiniz gibi önceki gelecekteki haftaları konularını şimdiden belirlersek, daha önceden olduğu gibi herkes daha hazırlanarak gelebilir. Şimdi burada biraz önce bahsedilen o iklim değişikliğiyle ilgili olarak tabii şunu ben aklıma geldi söylediğiniz zaman. Bugün dünya bence şeyi geçti. Trigger point'i geçti, eşiği geçti. Yani geri dönülemez bir noktadayız artık. Şundan dolayı dünyanın bugünkü fiziki üst yapıları, yani binaları, toprakların paylaşımı, işleyişi, işletilmesi vesaire artık geri dönülemez bir noktada. Yani siz biraz önce bir örnek verdiniz. Dediniz ki o Ürgüp'teki, Göreme'deki mağaralarda yaşanan. Nitekim orada çok ciddi bir yeraltı şehri var. Yani yüzlerce, binlerce insanın yaşadığı bir yeraltı şehri de var orada. Hatta girip çok dolaşılıyor. Orada yaşamış insanlar. Günlerce, aylarca mevsimleri geçirmişler. Ama şunu demeye getiriyorum. Şimdi bugün dünya üzerinde insanların yaptığı binalar, bu binaların ısıtılması, soğutulması ve toprakların işlenmesinden geriye dönüş olması mümkün değil. Ama tarımda bir takım ciddi paradigma değişiklikleri var. Topraksız tarım yapılıyor. Yani biraz önce bahsettiğiniz Suudi Arabistan veya Katar'da, bugün de bizim işte şeylerde yapılan tarım, topraksız tarım. O salkım domatesler, topraksız çilekler falan, hiç toprağa değmeden tamamen aldığı gıdayı sıvı içerisinde vererek bitkiye o tarım yapılıyor. Ama insanın fiziki altyapısından geriye dönüş nasıl olabilir, onu doğrusu düşünemiyorum. Geçenlerde de Ganj Nehri'nin temizlenmesiyle ilgili Hindistan'ın bir projesi vardı. O Ganj'ı nasıl temizlerler? İlginçtir. Evet, bunları benim aklıma geldi, paylaşmak istedim ama Hendricks'le ilgili konuları biraz da okumam lazım. Peki arkadaşlar, başka söz alacak? Görünümde el kaldıran yok.
Ama ben gene de birilerine söz vermek istiyorum tabii. Mesela Sami Bey herhalde oradadır. Öyle söyleyecektir. İsmail Bey'le de konuşacağız. Sami Bey, orada mısınız? Buradayım, buradayım Mustafa Bey. Şimdi bu tekrar söylerim ama söz verdiğiniz için bu başlıklardan iki tanesini ben açıkçası ilk defa duydum. Jeoloji dışındaki paleontoloji ile paleoklimatolojiyi ilk defa duydum. Nedir bunlar diye internetten araştırdım. Bir şeyler çektim. Mesela paleontolojiyi fosil bilim olarak tarifliyor. Paleoklimatoloji. Efendim? Evet. Bizim koyduğumuz şey paleontoloji değil, paleoklimatoloji. O üçüncüsü, o da var. Hayır, hayır. Jeoloji var. Şey var. Jeoloji var, paleoklimatoloji var ve paleontoloji var. Paleontoloji yok. Allah Allah. Planetoloji var. Ne var? Planetoloji var. Ben yanlış anladım o zaman. Planetoloji de. Ben o zaman kısaca anlatayım madem ki. Ben bunu, inanır mısınız bu başlıkları? Şöyle bir göz atın aşağı yukarı ne olduğunu anlamak için. Çünkü şeyi inceledik. Evrenin oluşumu, kozmik boyuttaki dünya dışındaki olayların hepsini tamamladık diye düşünüyorum. Çünkü tek tek 8 aşamadan gitmeye kalkarsak zaten daha 3 ay 5 ay konuşmamız lazım bir historide. Onu kısaltmanın yolu olaraktan dedim ki şey tamam. Big Bang ile birlikte işte yıldızlar, ondan sonra gezegenler, pardon şeyler, yok adalar, galaksiler, onlar oluştu. Şimdi içeride gezegenlerin oluşma, güneş sistemlerinin, yani gezegensel güneş sistemlerinin oluşma noktasına geldik. O açıdan ona baktım, neye kadar gelsin dedim. Yaşamın oluşumu noktasına kadar bu hafta getirelim istedim. Bu da ne demektir? İlkin planetoloji, yani gezegenler nasıl oluşuyor? Güneş sistemleri nasıl oluşuyor? Ve de canlılık olması zorunlu olmayan bazı gezegenler ki şimdi işte 5000'e 6000'e yakın dış gezegen bulundu. O gezegenler nasıl diye o soruların cevabı tabii ki planetoloji de var. Bu gezegen bilim demektir. Ve de özellikle neyi kapsar? Jeolojiyi tabii ki kapsar. Eğer dünyayı özellikle ortaya koysak yapıların ne olduğunu bilmek. Mesela bir gezegen keşfediliyor. O gezegenin diyorlar ki efendim bu bir gaz devidir diyorlar. İşte bu planetolojinin bir bilgisidir. O açıdan. Ama ondan sonra tabii ki bizim jeolojimiz, yani bizim gezegen bilimimiz, bizim dünyaya özgün olan gezegen bilimimiz de jeolojidir. O jeolojinin bir şekilde dönüşümünün sonucunda bir atmosfer oluşmuştur. Atmosfer sonucunda da dünyada stabilite sağlayabilecek bir yaşamsal imkan yaratabilecek bir atmosferik değişim olmuştur. O atmosferik değişimle de birlikte tarihin içerisinde değişik dönemlerden bazı iklimlerden geçmiştir ki o iklimlerin en önemlilerini de Milankoviç denilen o Sırp'ın hazırladığı, Sırp bilim adamıdır o, hazırladığı bilgiler çerçevesinde işte milyon yıllık, 40 bin yıllık gibi böyle 20 bin yıllık gibi döngülerle bizde iklim değişimleri oluyor. Ona da paleoklimatoloji deniyor. Paleoklimatolojiyi anlamadan da ileride iklimsel değişimin nasıl olabileceğini bilemiyorsunuz. Onu bilememenizin arkasında kaçınılmaz olarak herkesin daha önce bildiğimiz ve de bugün antroposen dediğimiz yok oluşların ortaya çıkma ihtimalinin ortaya çıkacağını, ama bunları bilirsek bu tür bir şeyden, kaderden kurtulma ve onun müdahaleyle değiştirme imkanımız olabileceğini düşünerekten onu koydum. Sebebi buydu yani. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ben paleontolojiyi paleontoloji olarak algılamışım. Onu bile yanlış algılamışım. Bu paleontoloji de gelecek seferin içinde olacak. Onu da söyleyeyim. Eğer canlılık noktasına getirirseniz kapandı gene. Daha sonra paleontolojiyi de eski taşıl bilim
olarak onu Türkçe'ye çevirmemiz mümkün. Taşıl bilim bu. Evet, taşıl bilim. Fosil bilim, evet. Fosillerin fosil olaraktan şeylerde fiziksel katmanlarda bulunan şeylerin canlı artıklarının incelenmesi anlamına gelen paleontoloji. Ve bunu sadece insan yapısındaki bu eski taşılaşmış olan buluntuların incelenmesini de paleoantropoloji olarak inceliyor. Evet. Ben program bitince diğerine de bakacağım. Benim bu konudaki bilgilerim bu internette dolaşan bilgiler çerçevesinde. Teşekkür ediyorum. Zaten onları da siz biliyorsunuz. Ben dinlemede kalayım izninizle. Tamam. Peki bilim kitabınız ne oldu? Bilim felsefesi? Araya başka şeyler girdi, kaldı o. Bakın ilginç bir şey göstereceğim şimdi. Bunu bende tesadüfen iki tane bilim felsefesi kitabı var. Bir tanesi o kadar önemli değil çünkü alım tarihi tesadüfen yanlış almışım yani. Olmadığını sanmışım. 2006'da almışım. Daha eskisi daha yenisi 2015'te. 2015'te aldıktan sonra kitabı bayağı böyle didiklemişim. Mesela böyle Pascal Akaton muydu? Onu okudum canım, onu tamam. Onu okudum. Tamam. Ama üzerine ne kadar dipnot aldın onu bir öğrenin. Üzerine not almadım. Ben ayrıca sanıyorum 20 sayfa kadar not çıkardım. Ben üzerine not yazmıyorum. Ayrıca okuduktan sonra not çıkartıyorum ben. Tamam. O notları bir gün onu bir daha özetle. 20 sayfa çok çünkü. Bir sayfayı önünde bir gün dinleyelim Sami Bey. Tamam olur. Olur. Hay hay. Tamamdır. Peki arkadaşlar devamında İsmail Bey'e sormak istiyorum. İsmail Bey herhalde şu anda bizi dinliyor. Hocam şu iki kitabın yazarını bir daha söyler misiniz? Pascal Akot birisinin yazarı. Öbürü? Öbürü İkisi de aynı kitap. İkisi de aynı. Tamam peki teşekkür ederim. Ötekinin adı ne? Mustafa Bey, ben bunu aynı aldım. İkisi de aynı kitap. Ben sadece yanlışlıkla iki tane almışım, onu söylüyorum. Ha, tamam, pardon. Pascal Akot. Okay. Birindeki notlar son aldığımdaki. Şimdi niye ikisini de gösterdiğimi de söyleyeyim o zaman. Birincisindeki notlar çok az. Demek ki birinci okumamda ki onu da kaç defa okumuşum? Herhalde 2-3 defa okumuşum. Aldığım not sayısı diyelim ki 2-3 sayfa altını çizdiklerimi çıkarsam. Ama bundakini not sayısını 2015'te tekrar yanlışlıkla alıp okuduğumdaki not sayısı bir felaket. Yani rahat 20 sayfa sadece benim notum. Nota oradan alıp bir yere yazmak anlamına değil. Ben görüş ifade ediyorum. O anlamdaki nottan bahsediyorum. Anladım. Ben bilgi amaçlı not alıyorum. Siz yorum yapıyorsunuz. Evet. Aramızdaki fark bu. Peki İsmail Bey. Ben de teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Yani bu paleoklimatolojiyi ben de ilk defa duydum Sami Bey gibi. Hakikaten ilginç bir konu. Ben de şunu soracağım. Şimdi IPCC'nin raporu yayınlandı. Yaklaşık herhalde 2 ya da 3 hafta kadar oldu. Tabii orada yani artık dünyada hakikaten bu 1,5 derece eşik değerin geçildiği ve bununla ilgili çok ciddi uyarılar var. Ben çok detaylı incelemedim gerçi raporu da. Yani bu konuda sizler ne diyorsunuz? Bu konudaki uyarılarla ilgili mesela Çin bu konuda hakikaten çok ciddi bir şekilde mesela kömürlü termik santraller vesaire bunları devreye alıyor ve bu konularda söz vermiş olmasına rağmen Çin ve Hindistan bu konuda çok başarılı şekilde ileri gidiyorlar. Yani bu konuda neler yapılabilir veya neler yapılmakta, bu konuda sizler ne diyorsunuz? Valla bana sorarsanız insanoğlunun bu konularda durduraklı olacağını sanmıyorum. Özellikle de gelir seviyesi bakımından dünya ortalamasının altında olan olup da büyük güç sahibi ki bir tanesi Hindistan, bir tanesi Çin'dir. Bunlar hiç değerli değil. Bunlar karbondioksit
yani karbonhidratın atmosferde arttırmak üzere hiç geri durmuyorlar. Ben onları nasıl durdurmak lazım? Şimdi o bakımda söyleyeceğim bir şey yok. Yıllardan beri uğraşılan bir konulardır bunlar. Ama işte dediğim gibi ilk biliyorsunuz toplantının ne zaman yapıldığını söyleyeyim. Dünyada bu konuda ciddi bir toplantı 1972 yılında Stockholm'de yapıldı. Enerji ve Çevre Konferansı adı altında. Bir yıl sonra da işte o meşhur petrol krizi ortaya çıktı ki bunu kasten yapmış oldukları besbelli. Ama onun öncesinde şeyin raporu vardı. Roma kulübü raporları vardı. Roma kulübü raporları dünya tarihinde önemli bir değişim yaratacak bir dikkati çekmiştir. O çerçeve içerisinde Limits of Growth adı altında büyümenin sınırları adı altında bir ekip Jay Forrester'ın dünya dinamikleri kavramıyla oluşturduğu bir bilgisayar programının uygulanmasıyla mainframe'ler kullanılaraktan yapılan çalışmalardı bunlar. Herhalde diğer arkadaşlar da biliyordur bunları. Ben o zamandan beri o kitapların Türkiye'ye çevrilmesi konusunda da destek vermişimdir. Almancasını okudum daha. Almanya'dayken okumuştum. Yani Lisbon'da okudum. Daha o zamanları bunu çok okumuştum. Çünkü Almanlar zaten çevre konusunda dünyada ilk hassasiyeti gösteren ülkelerin başındaydı. Sistem mühendisliğinin babası zaten değil mi Forrester? Jay Forrester öyle. 1973 yılında ben de tam okulu bitirmiştim. Bakın Almanya'daki reaksiyon hızını söyleyeceğim. 1973 yılında Haziran'ında ben bitirdim okulu ve o arada kimya mühendisleri 2200 mark ortalama ücret alıyorlar. Arkadaşlar birinin arkasından ses geliyor. Lütfen o arkadaşımız mikrofonu kapatın. Kiminse farkına varıyordur herhalde. Ondan sonra ben müracaat etmeye başladım. Tam o arada patladı işte bu meşhur petrol krizi patladı. Yemin ediyorum 2 ay içerisinde kimya mühendislerine verilen ücret 2200 liradan 2200 marktan 1800 marka düştü. Arkadaşlar bunu düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey olabilir mi? Reaksiyon hızı böyle olabilir mi? En basitinden trafiğe gidin. Türkiye'de yeşil ve kırmızı yandığı zaman durma hızı ve de yeşilde kalkma hızına bak. Almanya'da 3 kat daha hızlı. Hem durma hem de şey olmuyorsa namel. Hep bunu gözlemlemişimdir. Bu milleti ne yapacağız anlamıyorum. Ben. Hocam bu milleti Almanya'ya götüreceğiz. Siz öyle demiştiniz. Yani Almanya'ya götürsek de olmaz bunlarda. Ona inanmıyorum. Ama Almanya'yı bir Almanları bize getirsek Türkiye'yi Almanya'nın 2 katı daha zengin hale getirirler. Garanti veriyorum. Hocam özür dilerim. Ben şunu merak ediyorum. Siz Almanya'da eğitim görmeseydiniz de Türkiye'de okumuş olsaydınız bu kafayı taşır mıydınız acaba? Vallahi bir şey söyleyeyim. Sadece Almanya'da eğitim görmekle olmuş. Talip de Almanya'da eğitim gördü. Dinliyor musunuz Talip'ten bir şeyde? Aynı zamanlarda, aynı tarihlerde 68 kuşağı sayılırız. Yok. Biraz da bizim aileden geliyoruz. Maalesef. Bir de Mustafa biliyorsun Etibank'ta çalışırken 74'te herhalde bir takım sistemler falan yerleştirilirken Almanya'dan teknisyenler gelmişti. Evet. Biz yüksek mühendis olarak onlara bakıyorduk. Ağrımıza gidiyordu. Hatırlıyor musun? Evet. Atatürk'ün getirdiği yabancı hocalar geliyor aklıma. Teknik üniversitede ve diğer üniversitelerdeki profesörler geliyor. Hitler zamanındaki. Demek ki bu dediğiniz çok doğru. İsmail Bey tamam mı? Ne diyorsunuz? Söylediklerinizle ilişkili. Tatmin edin. Evet. Yani dedikleriniz tabii çok doğru. Öğrenin, İsmail Bey. Nasıl? Pardon anlayamadım. Birileriniz de siz de katkıda bulunur.
Yani tabii paleontoloji, ben o konuda benim çok fazla bir bilgim yok. Onun için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha çok dinleyici olarak kalmak istedim. Ama bu iklim krizi ve bu konudaki önlemler hakikaten çok ciddi problemler. Yani tabii baktığınız zaman yani dünyadaki karbondioksit salınımı, fosil yakıt ve bunlarla ilgili konulara baktığınızda, mesela şimdi bir Amerikalı normal yaşamında işte gelişmemiş ülkelerdeki veya başka bir ülkedeki insanlardan yaklaşık herhalde 10 kat ya da 15 kat daha fazla karbondioksit salınımı sebep oluyor. Mesela şu anda yapay zeka ile ilgili işte bu GPT-2, GPT-3 vesaire bunların şeylerine bakıldığında, mesela bunların da çok büyük oranda karbondioksit salınımına sebep olduğu, bunlarla ilgili raporlar yayınlanıyor şu anda. Yani teknolojik gelişmeler belki bazen bu konularda belki önleyici ya da azaltıcı şeyler getirebiliyor, ama bunun yanında başka alanlarda da teknolojik gelişmeler maalesef yani karbondioksit salınımına, fosil yakıt kullanımına veya buna benzer etkilere daha fazla sebep olabiliyor. Yani bu konuda tabii interdisipliner, zaten IPCC bu konuda önemli bir şey, çalışma grubu, raporlar hakikaten bu konuda önemli. Yani uluslararası ortak bir çalışma gerekiyor tabii. Yani holistik bir yaklaşım gerekiyor. Yani söyleyeceklerim bu kadar Mustafa Bey. Evet, peki arkadaşlar şöyle söyleyeyim o zaman. Şimdi şu anda Batı'da biliyorsunuz et tüketimi çok yüksek. Bu et tüketimi nedeniyle de yükbaş hayvanlar özellikle beslenip şey yapılıyor. O yuva veya home denilen şeyi de görüyorsunuz. Milyonlarca, milyarlarca şey. Ama dün de bir iki haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Texas eyaletinde, bir yerlerde 18 bin baş hayvan aniden yanmış. Şimdi çok ilginçtir. Bu kadar şimdi bunun arkasında ne var diye düşünenler de var. Çünkü diyorlar ki biliyorsunuz büyükbaş hayvanların ağırına girdiğiniz zaman da keskin bir koku vardır. Bu koku bataklık kokusu ile birbirine çok benzer. Bu şu anlama geliyor. Metan gazı sanılıyor. Maalesef büyükbaş hayvanlarda gaz çıkarma metan yoğunluklu olmuş oluyor. Aşikeyesin yanı sıra bir de metan var. Gazlarında. Bu küçük baş hayvanlarda yok, tavuklarda yok, insanda da hiç yok diyebileceğimiz bir şey. Ama büyük baş hayvanlarda çok miktarda var. Metanın şeyi ise, etkisi ise, buna sera gazı etkisi açısından baktığımız zaman 20 kat daha fazla karbondioksit. 20 kat olunca da et tüketimini azaltmak gerekiyor. Batılılar o nedenle yapay et üretimiyle ilişkili olarak çalışmalarını yürütüyorlar şu anda. Yapay et üretilirse işte bu hayvanlardan kurtuluruz. Veyahut da hayvan üretimini Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerine aktarırız. Böylece karbondioksit çarpı 20 kat daha etkin olan metan gazı, sera gazı etkisiyle karbon izimizi izinin çok daha yüksek bir noktaya geleceğini biliyorum. Mesela bana sorarsanız hala doğru dürüst metanın payıyla karbondioksitin payının nasıl değiştiğiyle ilgili net bir bilgi vermiyorlar. Çünkü metan hala çok miktarda batılıların, batı ülkelerinin şeyinde, karbondioksit ise her ülkeden çıkabilme kabiliyeti olan bir şey. Çünkü petrol de yaksanız, odun da yaksanız, ne yakarsanız yapın muhakkak karbondioksit çıkar. İnsanlar yaşadığı müddetçe de karbondioksit çıkarılıyor. Yani batı ülkelerde yeşil alan daha fazla, o nedenle karbondioksitin yapraklar tarafı veya da yeşil bitkiler tarafından emilmesi kolaylaştırılıyor vesaire. Bütün bunları düşünmek, konuşmak mümkün. Ama ben o konuların zaten bilindiği üzere konuyu oradan başka bir boyut daha geçsin diye Talip Yılmaz'a söz vermek istiyorum. Talip Bey buyurun. Hep bilmediğim yerlerden soruyorsunuz. Üzülüyorum. Genel kaldım ya. Bu konuyla ilgili konuşmak zorunda değiliz. Evet. Şimdi rahmetli Profesör Sencer İmer hocamız vardı. Hatta evet, bizde kısa bir sunum da yapmıştı. Evet. Bu hocamızın düşüncesi dünyada
büyükbaş hayvanların şey olmaması, beslenmemesi. Çünkü ekolojiye en büyük zararı bunların verdiğini düşünüyor. Gerek su tüketimleri, gerek yeşile olan şeyleri. Ondan sonra onun için belki önümüzdeki asırda diyelim bu büyükbaş hayvanları beslenmesi yasaklanacaktır diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Evet. Olabilir. Bizim bir avantajımız var bu yapay et konusunda. Çiğ köfte yapımında arkadaşlar yapay et bile korsansınız tam tersi et kullanmış olursunuz. Şu anda hiç eti yok biliyorsunuz. Ama görüntü olarak etin ta kendisini yediğimiz konusunda hemen bir duygu oluşur. O bakımdan Türkiye yapay et konusuna çok çabuk intikal edeceğini düşünüyorum. Bu çiğ köfte vasıtasıyla yapılan veyahut da o tür bir beslenme alışkanlığı nedeniyle. Ne diyorsunuz böyle bir fikir? Ne köftesi o Mustafa, anlamadık ya. Çiğ köfte ya Allah aşkına, çiğ köfte. Çiğ köfte ha. Evet. Farklı hastalıklar oluşacaktır hocam. Başka bir şey olmaz. Ya ama içine gerekli olan şeyi korsanız biraz antibiyotikler mesela gene yapmak zorundasınız tabii antibiyotikleri. Oradan idare edersiniz ama yapay et niye hastalık yaptı onu anlamadım. Mutlaka bir katkı maddesi olacaktır eti herhalde. Nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Zaten Türk halkı et tüketiminden vazgeçti. Onun için biz evet. Ekolojik bir yaşantı içerisinde çevreyi biz koruyoruz. Bizde artık Türkiye'de et tüketimi giderek azalıyor. Hocam ben cahilliğime dayanarak bir soru sormak istiyorum. Suya fasulyesi, hurma yağı ve okaliptüs ağaçlarının hayati önemi olduğu söyleniyor tarımda. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii. Vallahi bak bunu almıştım. Bu soru gelir diye sordum. Bak o da yazmıştım o buraya. Modernitenin baş tacı ama doğanın baş belası 3 bitki. Hurma yağı, okaliptüs ağacı, soya fasulyesi. Hurma yağı veyahut da buna palm oil de deniyor. Değil mi Ateşan? Palm oil. Ha, Ateşan'ın tam böyle bildiği yerden geldi soru şimdi. Evet. Bu her şeye bir katkı. Ökoliptus. Tağı tam maddesi olarak kullanılıyor. Ve de onun ekildiği yerlerde bir daha o toprak zehirleniyor deniliyor. Ve hiçbir başka bitkinin yetişme ihtimali sıfırlanıyor deniyor. Bu evet. Çok kötü. Onun için baş belası olarak tanımlamışlar bunu. Soya fasulyesi ise o kadar çok yere giriyor ki başka bitkilerin yetişmesine, böylece de çeşitlenmeyi engelliyor. Baş bela olmasının sebebi bu. Bir de gübre olarak kullanılıyor galiba. Hem yem olarak kullanılıyor galiba. Yem olarak, hayvan yemi olarak kullanılıyor soya fasulyesi. Evet. Besin maddesi derken onu kastı. Ama Batılılar bunu böyle bir şekilde kullanıyor. Soya fasulyesini doğuda insan besin maddesi olarak. Kozmetikte kullanılıyor mu acaba hocam? Hurma yağı. Kullanılıyor. Hurma yağı da kullanılıyor. Yani içerisinden ayrıştırmayı doğru dürüst yapabilirseniz pek çok bizim bildiğimiz ve de vücuda, insan vücuduna zarar vermeyecek bazı maddeler, katkı maddeleri, kozmetik katkı maddeleri elde edebilirsiniz. Yine Sencer İmen'in hocamızın rahmetli söylediği, bir ton sığır eti 13 ton suya bedel. Evet. Talipciğim sen home denilen o şeyi seyretmedin galiba. Orada tam bunları anlatıyor işte. Ya ben biliyorsun okumayı da sevmem, seyretmeyi de sevmem. Oo, Talip ne seyrediyorsun boş zamanında? Şimdi kendi konularımla uğraşıyorum. Onun için şey yapamadım. Kusura bakma. Orada verilen başka bir istatistik var. 1 kilogram patates için 100 litre su diyor. Evet. Orada saymıştı zaten hangisinin ne kadar olacağı ama ette bu kadar çok en yüksek ette olduğu besbelli. Özellikle de baş hayvan etinde. 1 kilo pirinçte de 4.
serbest kısma geçebiliriz. Şimdi şey kapatır. Selin. Değil mi Selin? Selin orada herhalde inşallah. Tamam. Bu haftaki toplantımızın sonuna geldik. Kadıköy Düşünce Platformu'nu Facebook, Twitter, YouTube, Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Toplantılarımız her cumartesi 15.30-17 saatler arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Hepinize iyi günler.